Yeni bir saati, dolayısıyla yeni bir günü karşılıyoruz. TVNet'te, Net Bakış'ta yeni konuklarımız var. Hemen tanıtalım kendilerini size. İslam aleminin kıblesi Kabe-i Muazzama beyaz perdeye taşınıyor. Bu alanda ve bu anlamda bir ilk aslında. Bu ilkin hikayesini konuşacağız. Filmin konusu az çok zihinlerde ismini duyduktan sonra belirebilir ama çok başka yerlere de götürecek kısımları var. Ne amaçla yola çıkıldı, ne zaman vizyona girecek, çekimler hangi aşamada, izleyici nelerle karşılaşacak, onları konuşacağız. Bu filmin tam ismiyle söylemiş olayım. Kabe, Hacerül Esved. Hacerül Esved'in de tabii bir öyküsü var. Onu da konuklarımız aracılığıyla bilenler için hafıza tazeleme, bilmeyenler için de öğrenme fırsatı olacak. Senarist Mehmet Şeylan ve filmin yapımcı ve yönetmeni Sayın Levent Akçay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, senaryoyla başlanır hocam genelde. Önceliği oraya verelim. Ama az solistlikte çok başkadır tabii. Öyle de devam edeceğiz. Mehmet Bey, nasıl başladı? Nasıl yola çıkıldı? Bir ilk dedim. İslam alemi, hani bir önceki konuklarımızla da böyle bir çok fırsatım olmadı onu sormaya ama siyasi olaylarda, toplumsal olaylarda hep yakınılır. İslam'ın, İslam birlikteliğinin olmaması, olamaması, tarihi atıfta bulunulur. Ecdat böyle değildi, bu birliği sağlamak için yoğun çaba harcardı denir. Tabii biz birçok şeyden koptuk, birçok şeyden bağımsız hale geldiğimizi zannedip aslında özü de yitirmeye başladık. İslam denince, İslamiyet denince bu alanda beyaz perdede tek bir sembol var. O da Çağrı filmi. Kendi ülkemiz açısından söyleyeyim, teyit edeceksinizdir muhakkak ki. Onu da Ramazan-ı Şerif ayında bölüm bölüm izleriz. Tamam. İzlemeye doyamayız her seferinde. Bir şeyler buluruz ve duygulanırız da hatta. Ama onun da yabancı bir prodüksiyon olduğunu, yabancı aktörler tarafından sergilendiğini, oynandığını göz önünde bulundurursak, yıllar önce de çekildiğini göz önünde bulundurursak, bu anlamda sizin yapacağınız proje, yapmaya başladığınız proje aslında bir ilk niteliği taşıyor. Doğru. Şimdi şöyle başlamak lazım. Hikaye çok ilginç başladı benim için. Biz yapımcımız Levent Bey'le yaklaşık 5 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk Sarı Siyah Çanakkale filmiyle ilk tanışmamız olmuştu. Ve orada bir senaryo çalışmamız olmuştu. Kabe ile ilgili yapımcımızın zaten aklında bir birikim vardı zaten. Birden ortaya çıkmadı Kabe sineması senaryosu. Bir sabah ben uyandığımda mailimi açtığımda bir ses kaydıyla uyandım, öyle söyleyeyim. Ses kaydını indirdim ve dinledim. Yapımcımız Levent Bey göndermişti. Kabe ile ilgili, Hacer-i Esved taşı ile ilgili, İslam ile ilgili çok ilginç şeyler o an sesli düşünerek göndermişti. Zaten temelinde de daha önceden böyle bir hikaye zaten yapmak istiyorduk. İlk tanıştığımız zamanda da bir Çanakkale filmimiz var. Ama onun akabinde şöyle şöyle bir projem de var, yıllardır benim içimde biriktirdiğim bir hikaye diye. Başlangıcımız buradan başladı ve keyifli bir uzun bir süre oldu senaryo aşaması. Yaklaşık bir yılın üzerinde bir çalışma, ön çalışma söz konusu oldu. Daha sonra yavaş yavaş kendisi sürekli ses kayıtlarıyla bana göndermeler yaptı. Beraber toparlamaya çalıştık. Ne güzel. Kabe ismi pekala başka bir isim de taşıyabilirdi. Hasreten seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Burada bir yön tayini ya da yön sapmalarına gönderme var mı? Yok, şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk yine ses kaydına yola çıkayım. İlk ses kaydı onun bana geldiğinde de... Bir gün yayınlayacağım zaten. Evet, ses kaydı... Bu kafe gibi oldu hocam yani. Evet, ses kaydı ilk bana geldiğinde de ben zaten yani sinema filminin geneline baktığımda, hikayenin geneline baktığımda sadece İslam ile ilgili ve dünya üzerinde İslam'la ilgili yanlış bilinen bazı konulara değindiğini fark ettim. Aslında
hikayenin aşamasında ben de benim de bir tespitim oldu. Dinler tarihiyle ilgili hiçbir çalışmamız yok. Ya bu evet. Dünya üzerinde de çünkü araştırmayı biz yaptık senaryo aşamasında da Levent hocamla. Belki bu mekanizmalar zamanla devreye girer. Belki bu filmle proje gerçekleştirdikten sonra dinler tarihiyle ilgili güzel bir çalışma olur. Biz de bunu destekleriz. İsterlerse içinde oluruz. Güzel mesajlar vereceğini düşünüyorum senaryonun. Peki. Hocam ekranlara yabancı değilsiniz. Evet. Şimdi mesleki olarak bakıldığında uzmanlık alanınız çok başka. Hocam bir hekim, operatör göz hekimi, mesaisinin büyük bölümünü buraya harcıyor. Hastaları var tabii ki ama işin yapımcılık, yönetmenlik, hatta daha geçmişe gidersek modellik kısmı da var. Hangisini hobi olarak, ilgi alanı olarak yapıyor, hangisini mesleği ortada ama tam anlamıyla icra ediyor. İkisini de yayın öncesinde konuşma fırsatı bulduk. Hakkıyla yerine getiriyor. Mesaiyi tam anlamıyla ikisine de enerjisini verebiliyor. Nasıl başarıyorsunuz? Nasıl bu pozitif kısmı ayakta tutuyor ve muhafaza edebiliyorsunuz? Bunu sorayım, filme sonra gireceğim. Şimdi ben yıllarca eğitimcilik yaptım. Yani asistan yetiştirdim. Asistanlarıma söylediğim bir tek şey vardır. Seviyorsanız işinizde başarılı olursunuz. Her şey işini sevmekle ilgilidir. Ben hekimliği çok seviyorum, cerrahi çok seviyorum ve Allah'ın izniyle başarılı bir hekimim. Bunun yanında sinemayı çok seviyorum. Yazmayı çok seviyorum. Hmm. Şiiri, resimi bunları seviyorum ve hepsini de bir taraftan yapıyorum. Şimdi hastalarım diyor ki hocam sen ne zaman yaptın bu filmi? O filmi ne zaman yaptın? Bunu ne zaman besteledin? Bu resmi ne zaman yaptın? İnsan yapmak istedikten sonra vakti var. Ben eve gittiğim zaman örneğin dizi izlemem. Ya haber programı izlerim ya da senaryomu yazarım ya da kafamda düşünmüş olduğum bir filmin oradaki montajını değiştiririm. Devamlı bunu üretmek zorundasınız. Şimdi biliyorsunuz siz zaten cümlelerinizi öyle başladınız. İslam dini hakikaten yanlış tanınıyor. Ben şimdi 37 ülke, 117 kent gezmiş bir hekimim. Yurt dışında birçok yerlere gittik, konferanslara katıldık, konferanslar verdik. Hep gördüğüm şey şu, beni gördükleri zaman Türkiye'li değilsin diyorlar. Yani Avrupalısın sen, Türkiye'li değilsin. Hayır ben Türk'üm, Türkiye'liyim. Diyorlar İslam böyle, hayır öyle bir şey yok. Hep yanlış anlatılmış. Bakın ben bunu her zaman örnek veriyorum. Siz çok güzel bir saptama yaptınız. İslam'da bir tek film var dediniz, çocukluğumuz oynuyor, Çağrı. Müzikleri muhteşemdir. Bana ikinciyi sayamıyorsunuz. Değil mi? Yok ki çünkü. Yok. Ben size Katoliklerle ilgili, Ortodokslarla ilgili, Musevilerle ilgili yüzlerce film sayarım. Şintlerin listesinden tutun, Tanrı'nın Krallığına girin, oradan Indiana Jones Kutsal Hazine Avcılarına girin, orada Musa'nın ait sandığı taşınır vesaire. İnsanlar bunu Hollywood bir sektör halinde macera, aksiyon ya da komedi içerisinde halkına anlatıyor. Mesajlar gidiyor. Bizde böyle bir şey yok. Neden yok? Ya korkaklığından yapılmıyor. Açık ve net söylüyorum. Çünkü ben bu filmi yaparken bana birçok insanlar söyledi. Ya çok büyük bir risk alıyorsun. Evet ben risk alıyorum ama ben bunu İslam için yapıyorum. Kendim için yapmıyorum ki. Bunu anlatmak zorundayız biz. Neden Kabe var? Neden tavaf ediyoruz? Neden bu İslam dini diğer dinlerden sonra gönderildi? Çünkü bütün dinler bozulmuş. Değil mi? Yani kimse kızmasın bu bir doğru. Peygamberini gönderiyor, dini kuruyor. Ondan sonra insanlar başka şeylere tapmaya başlıyor. Ne olur? Müşrik oluyorlar. Hem Allah'a inanıyorlar hem başka bir şeye inanıyorlar. Putlar çıkıyor, putperestlik çıkıyor. Onları yıkıyor. Tekrar peygamber gönderiyor, tekrar insanlar. Bunları anlatmak lazım. Bu nedenle her Türk gencinin mutlaka dinler tarihini bilmesi lazım. Hani bu iş sadece ben İslam'ı biliyorum ne olmaz. Tevrat'ı da bileceksin, İncil'i de bileceksin. Geçmiş değerler. Bakın Sümerlere kadar gidin. Tabii. Sümerlerde İslamiyet'in son hak din olduğu evet, gerçeğini tabii, ortaya koymak adına. İslamiyet kendinden evvel gelmiş tüm dinleri, peygamberleri tasdikleyen bir dindir. İşte sevgi barış dediğimiz yönü budur. Gidin Sümerlere. Sümerlerde öyle bir tablet var ki Kur'an ayetinin aynısı. Hammurabi. Hammurabi bildiğimiz kanun koyucu. Hammurabi ölürken şunu söylüyor. O kanunları ben yazmadım. Bana diyor Tanrı yazdırdı diyor. Kanunlara bir bakın. Kur'an'ın Kısas suresine çok benzer. Neden?
124 bin peygamber geldiğini biliyoruz değil mi? Bu hadis-i şerifte. Tabii. Peygamber Efendimiz söylemiş. Her bir kavime gelmiş. Biz bu filmde neyi anlatıyoruz? Antik Mısır'dan giriyoruz. Vatikan'a geçiyoruz ve Türkiye'de ben bunu söylemekten gurur duyuyorum. Urfa'da Göbekli Tepe var. Türkiye'de kaç kişi biliyor? Göbekli Tepe bilim adamlarına göre dünyanın ilk ibadet alanı. Milattan önce 10 bin yılına ait. Bakın ne Stonehenge'ler İngiltere ne öbür taraf hepsinden eski. Fakat biz Kur'an'ı biliyoruz. Ali İmran Suresi ne diyor 96. ayet? Dünyadaki ilk ibadet alanı Kabe'dir diyor. İşte benim filmde çıkış noktam bu. Bilim dünyasıyla dini bir araya getirip dinin bilimi desteklediğini, bilimin de dini desteklediğini kanıtlıyoruz biz bu filmde. Amacımız bu. Peki, aslında tam anlamıyla mistik bir filmden söz etmiyoruz herhalde hocam. Yani içinde gerilim de var, tabii. Aksiyon da barındırıyor. Evet. Bir parça esrarengizlik de var. Hatta herhalde. Hatta komedi bile var içinde. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani bunu dağıtmak zor olmadı mı? Şimdi bunu kasbetini gerçekleri biliyorsanız bunu senaryo haline getirip diyalogları düzenlediğiniz zaman her şey tıkırında gider. Ama siz kafanızdan başka bir alem, bilim kurgu yaratıyorsanız o zordur. Bu bir bilim kurgu filmi değil. Bu tamamen geçmiş antik çağlardan gelen bilgilerin Kur'an ışığında değerlendirilip Kabe'ye doğru yönlendirilmesi. Yani filmin en kısa anlatımı bu. Bir yoğurma aslında bu değil mi hocam? Evet. Yani bir mutfak çalışması ama dini bir filmde değil. Yani. Dini teması çok ağır. Ama tamamen Kur'an bağımlı. Ama kendinden evvelki tüm kitaplarda araştırılmış, incelenmiş, ortak noktalar bulunmuş. Göbekli Tepe'ye gidiyoruz, oradan çıkıyoruz, İstanbul'a geliyoruz, İstanbul'dan Vatikan'a gidiyoruz. Şifreleri arıyoruz, buluyoruz, çözüme doğru gidiyoruz. Fakat filmin sonunda ne oluyor onu da filmde göreceğiz. Peki, başlangıç noktası dediğimizde filmin ismi de Kabe ve Hacer-ül Esved olduğu için... Adem Aleyhisselam'la mı çıkıldı yola mesela? Evet. Evet. Çünkü biliyoruz ki anlatılan hadisler, aktarılanlar da Hac suresinin ayetinde şöyle der. Hazreti İbrahim'e İbrahim git benim evimi temizle der. Değil mi? Evimi temizle. Yani vardı zaten o eskiden. Nuh tufağından sonra ortadan kalktı. Hacer-ül Esved taşı alındı. Başka bir bölgeye taşındı. Sonra Hazreti İbrahim İsmail'le beraber Kabe'yi yaparken Hacer-ül Esved taşı tekrar kondu. Kabe defalarca yıkıma uğramış. Yezid zamanında da Mescid-i Haram'da savaşlar olmuş. Kabe yanmış. Duvarları yıkılmış. En son 4. Murat tamir etmiş. Yani oraya kadar geliyor. 6-7 defa yıkıldığını biz biliyoruz. Ama yıkılmayan bir tek şey var orada. Hacer-ül Esved. O hep var. Başlangıcından beri var. Hatta bunun hadislerde ve diğer zaten din bilimleri bir tartışma ortamı yaratabilirsek o din alimleriyle konuşabilirsek onlar da bunu tasdikleyecektir. Hazreti Adem'den beri olduğu söyleniyor. Bizim de çıkış noktamız bu. Aslında Kabe'yi ayakta tutan Hacer-ül Esved belki de. Biz bunun gizemini araştırıyoruz. Peki. Birkaç kişi hani riskli işe giriyorsunuz evet. Demiş ya bununla ilgili. Aslında ekibin bir görünen bir de görünmeyen kısmı var. Değil mi hocam? Bu anlamda hem dinlen tarihi uzmanlarından hem belki de birçok bilim adamından, bilişim uzmanından efektler de mutlaka kullanılıyor filmde. Yeni çağın gerektirdiği şekilde fazla efekt olan filmler de çok tutulmuyor bu anlamda. Bir tecrübemiz var yakın zamanda. İsmini çok vermeyelim. Ama izleyicinin teveccühü orada bir tıkanma noktasına girmişti. Yoğunluklu bir şekilde onu da biliyoruz. Bu ekibi oluştururken sözünü ettiğim bilim insanları din konusunda yine günün çağın gerektirdiği hususiyetler ve bilim konusunda ehil kişilerle nasıl bir araya geldiniz? Bunun bir senaryolaştırma film aşamasına geçilme kısmında onların görüşleri ne oldu? Onlar bu işe nasıl katkı verdiler? Şimdi ben yine de burada bir şey belirtmek zorundayım. İslam'a çok teşekkür ederim. Üsküdar'da birçok insan bilmez yerini. İslami Araştırmalar Enstitüsü'dür. Orada birçok dinle ilgili bilim adamı vardır. Bizim istişaremiz kendileriyle oldu. Ben bu projeyi götürdüğüm zaman ilk önce hakikaten onlardan da bir tepki geldi. Hani çok riskli bir şey. Kabe'de neyi anlatıyorsunuz? Yani bu insanlar modern görüşü neyi anlatmaya çalışıyorlar? Acaba bir başka bir dinin propagandasını mı yapıyorlar? Yoksa kötülecekler mi? Hep böyle bir şüpheyle yaklaşıldı. Fakat ben senaryoyu koyunca bu hiç yapılmadı bugüne kadar. Bunlar gerçek, bunlar doğru dendi. Ve zaten
biliyorsunuz artık bilişim çağı. İstediğiniz her tür bilgiye ulaşabilirsiniz. İnternet kütüphaneleri var, kitaplar var, İslam var. İstediğiniz her yere gidersiniz. Ve biliyorsunuz televizyonda da çıkan bir sürü din alemimiz var. Bunlarda da istişaremiz var. Gerisini sen anlat Mehmet. Hocam gayet iyi gidiyorsunuz ben dinliyorum ama. Mehmet hocam dinlenmeye mi çekildi herhalde? Evet, evet. Bizim programımız öyle şey sırayla değil yani sohbet ortamında. Problem yok. Tabii şöyle dünya sinemasında da senaryo senaristten çıktıktan sonra yönetmen imzası taşıdığı için artık senaryo bir yerden sonra yönetmenin oluyor. O nasıl kendi dünyasında bir şey yaratmışsa öyle nasıl canlandıracaksa, evet, nasıl canlandıracaksa ona teslim ediliyor. Ben biraz senaryo ile ilgili dilerseniz konuşayım. Senaryoda bizim 4 ayrı mekanımız var şu an için. İstanbul çekimlerimiz şu anda bitti tamamıyla. Urfa çekimlerimiz ilerleyen haftalarda başlayacak. Daha sonra Urfa'dan sonra Arabistan'la ilgili Mekke ve Cidde şehirleriyle ilgili çekimlerimiz olacak. Yalnız orada çok katı kurallar var. Onun için biz Kabe'yi aslına uygun olarak burada inşa ediyoruz. Şu anda devam ediyor. Bir de Vatikan yolculuğumuz var filmin hikayesi. Orası ilginç, evet, dikkatimi çekmişti benim. O niye? Vatikan'la ilgili tekrar ben topu yönetmene atacağım. Madem ki güzel bir sohbet ortamındayız. Tamam, siz onu o zaman bu kısmı tamamlayın. Evet. Ben onu hususi olarak sorayım. Tamam. Şimdi Vatikan'la ilgili ilk İstanbul'da bizim bilim uzmanları yani karakterlerimiz ilk İstanbul'da bir araya geliyor. Ve Urfa'ya gidiliyor. Göbekli Tepe'ye gidiliyor. Burada bir bulgu elde ediyorlar. Bu bulguyu yönetmenimiz açıklayacaktır zaten. Şimdi ben üzerinden geçiyorum. Her şeyi bana bırakma. Yok yok. Böyle böyle daha güzel. Daha sonra bunun için bir Vatikan yolculuğumuz başlıyor. Vatikan'da da zaten Urfa ve Arabistan'daki sahneler, geliştirim sahnelerimiz. Vatikan'da da bir final sahnemiz var. Böylece filmimiz inşallah Vatikan sahnesiyle bitmiş olacak. Evet. Neden Vatikan gibi böyle bir... Şimdi bunları anlatırsak biz filmin bütün şifrelerini anlatmış olacağız. Evet, ben şöyle bir tartışma ortamı yaratayım. Herkese televizyondan söylüyorum. Vatikan'da Türklüğün eserleriyle ilgili ne var? Bunu bir araştırsınlar bu gece. Hatta Twitter'dan size yazsınlar. Bize dair ne var? Evet. Değil mi? Türklükle ilgili ne var Vatikan'da? Bizde yok o. Bir şehirde daha var Avrupa'da. Onun da ismini vermeyeyim. Çünkü yazdığınız zaman tık diye çıkar internette. Kimsenin bunlardan haberi yok. İşte bu filmin amaçlarından bir tanesi bu. Yani biz bize ait olan şeylerin bile farkında değiliz. Ne yapıyoruz? İşten çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Diziler açılıyor, o seriliyor, bu seriler, haberler vesaire. Tak yatıyor. Sabahleyin kalk tekrar iş. Ama dünya dönüyor ve geçmişte o kadar büyük bir kültürler yaşamış ki. Hani Allah kitabında bunu Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Şu kavim vardı, Ad kavmi vardı, Semud vardı, Medyan vardı, Eke vardı. Bunların hepsi ortadan kaldırmış. Niye? Bunların bir sebepleri var. Antik Mısır. Mesela ben size şimdi söyleyeyim. Firavun'la ilgili bir sürü ayet var değil mi? Firavunları kötü tanıyoruz. Ama Firavunların ilk çıktığı zaman Allah onlara bilim gönderdi. Peygamber gönderdi. Mesela Firavunların içinde bir tane bir Firavun var ki tek Tanrı'ya inanıyor birdenbire. Tep şehrini terk ediyor. Kendine yeni bir kent kuruyor. Rahiplerden kaçıyor. Diyor ki Allah tektir diyor. Aton diyor Allah'ın adı diyor. Tek tanrı dini. Kim bu? Akhenaton. Biraz fiziği de değişik. Kahire'ye gittiğiniz zaman müzede o kişinin heykelini görebilirsiniz. Bana göre bu da Allah'tan bir mesaj alıp vermiş bir kişi. Çünkü durup dururken çok tanrı bir dine inanırken pat diye bir insana bu kadar bilim gelmez. Allah ne diyor? Biz insana kalemle yazmayı öğrettik diyor Alak suresinde. İlk gelen. Oku. Yaradan'ın adıyla evet. Oku. Tabi ne diyor? Biz kalemle insana yazmayı öğrettik diyor. Biz insanlara diyor bilgiler verdik. Hazreti Musa'yı alıyorlar, eğitiyorlar 30 gün. Yetmiyor bir 10 gün daha. Peygamber Efendimiz'e eğitim veriliyor. İsa'ya eğitim veriliyor. Bir ilim veriliyor. Sonra peygamberlik başlatılıyor. Nedir bu ilim? Dinler tarihidir. Geçmiş bütün peygamberler, verilen her şeyler öğretiliyor. Bizim dinler tarihine sahip çıkmamız lazım. Gidin bakın dinler tarihiyle ilgili istediğiniz yer ya. Ben kitabı ismi sorun. Bir tane iki tane var. Yok. Kimse okumuyor. Peki. İzleyicilerimizin de soruları var. Onları da araya sıkıştırmak istiyorum. İslamiyet'i mi anlatıyor bu film? Yani Çağrı filmine gönderme yaptınız demiş bir izleyicimiz. İkinci bir İslamiyet'in doğuşu filmi mi izleyeceğiz? İslamiyet'in doğuşu değil, İslamiyet'te bizim bilmediğimiz gizli ama doğru şeyleri.
bugüne kadar üzerinden geçilmemiş Hacer-i Esved taşından tutun da Göbekli Tepe'de biz ne bulduk? Vatikan'da ne bulduk? Şifrelerle giden bir film ama İslamiyet'i anlatıyor. Temelde İslamiyet'in temiz çağrısını anlatıyor. Zaten fragmanda izlediğiniz zaman biz orada bir şey söylüyoruz. İslamiyet'in temiz çağrısını herkese anlatmak zorundayız diyoruz. Peki fragmana ulaşmak isteyenler var. İnternet ortamında mevcut. Bulanlar bulmuşlar. Çünkü bizim yayınımızla birlikte izlemeye başlamışlar. Bulamayanlar için de yine ismiyle birlikte bulabilirsiniz. Ayrıca hocamın Twitter hesabında da yine linkler mevcut. Onu da belirtmiş olayım. Vizyon tarihi merakla bekleniyor fragmanı izleyenler tarafından. Biz bölüm bölüm ekrana getiriyoruz belki ama onlar tamamını izleme fırsatı. Kasım Aralık gibi. Kasım önümüzdeki Aralık. Yıl. Evet tabii 2015. Bunun bir sebebi var. Mayıs, Haziran zannediyorum değil mi? O aylar bekleniyor. Cidde çekimleri için. Şimdi Cidde çekimleri için sıcak olmak zorunda. Şu anda yağmurlu. Şimdi Cidde'de Kabe'yi çekemezsiniz. Yasak. Önceden de öyle değildi. Orada da mevsim değişti. Yani orası sürekli güneş alan diye. Evet. Ama onu vermek zorundasınız. Bunu ancak biz Nisan-Mayıs ayında Kabe çekimini burada Urfa'da ne kadar verebilirsiniz? Yani o ortamı vermek zorundasınız. Tabii Green Box yaparsınız, şunu yaparsınız ama biraz evvel bir şey dediniz. Çok iddialı bir film geldi dediniz. Sırf dijital efekt dediniz. Ben dijital efektleri sevmiyorum. Ben duyguyu vermeyi seviyorum. Hani dijital efekti kullanırsanız verirsiniz parayı. Arkaya Green Box her şeyi yaparsınız. Uzaydan uçurursunuz şunu. Ama yani insanlar bunu Batman de sever, Superman de sever. Bir Kabe filminde dijital defekt mümkün olduğunca az olmalı. Yani gerçek duyguyu vermelisiniz siz. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Aşkın Bey konuya çok hakim olduğunuzu söylüyor. Olmasının bir sebebi var. Onu girişte açıklamıştık. Hocam filmde varsınız değil mi bu arada? Ben oyuncuyum zaten. Yani tamam. Onu net olarak söyleyeyim. Bir izleyicimiz sormuş. Fragmandaki hocama benziyor. Ta kendisi. İkizim. Onu belirtmiş olalım. İlk deneyimi değil tabi hocamın bu konuda çok tecrübeli bir isim. Yeri gelmişken diğer oyuncularımızdan da isterseniz evet, Murat Onuk başrolde. Murat Onuk başrolde oynuyor. Yine ekranlardan sinemadan bildiğimiz deneyimli bir isim kendisi. Mehmet Yücel Özkal, Murat Göktepe, Nil Ateş bizim filmimizden evet, kaldı. Bu arada Hollywood'dan çok ünlü bir isim bu filmde yer alacak. Nasıl konuk oyuncu olarak mı yer alacak? Nasıl olacak? Yok, konuk değil. Star olarak. Star olarak yer alacak. Onu ilerleyen dakikalarda duyuracağız. Biraz merak uyandıralım istiyoruz. Şimdi Hacer-i Esved tabii filmi izledikten sonra oluşan kanaat zihinlerde oluşacak his belki bir şeyle eşleştirilecek o güne kadar yaşadıklarımız ve bir şey çıkacak ortaya, bir ana fikir çıkacak ortaya ama hani çok deşifre ediyormuş gibi de olmayalım. Hocam ikaz etti az önce. Hacer-ül Esved'i bu sizin sözler yani Kabe yokken dahi ya da ilk olan da Hacer-ül Esved'ti kısmını biraz açabilir miyiz? Hacer-ül Esved'in önemini özellikle İslamiyet açısından. Şimdi Hacer-ül Esved kimi? Ki filminizin ismine de bunu olduğu için. Zaten film onun çevresinde dönüyor artık. Hacer-ül Esved kimi alimlere göre cennetten gelen bir taş, kimi alimlere göre meteor, kimi alimlere göre başka bir şey. Şimdi buradaki zaten bu bilim adamı grubu, bu filmdeki bu 5 tane karakter bilim adamı. Biri tarih profesörü, biri din profesörü, biri bilişim uzmanı, biri eski MIT polis bunların koruması. Bunların amacı zaten Hacer-ül Esved taşının gizemini açığa çıkartmak. Yani bu nedir? Bu meteor mudur? Gizli bir güç mü yayıyor? Çünkü biliyorsunuz cahiliye döneminde de Hacer-ül Esved'den başlanarak ona selam verilerek tavaf vardı. Ama bu tavaf bir kabilenin giysileriyle yapılırdı. Şimdi ben onların isimlerini vermiyorum. Çünkü o kabilelerin çocukları hala yaşıyor. Yani etkilemiş oluruz. Kabe'nin etrafında tavaf yaparlardı. Giysiyi bir tek kabile yapar ve satardı. Diğerlerinin parası yoksa çıplak tavaf ederlerdi. Allah bununla ilgili ayet göndermiştir. Sizin ibadetiniz Kabe'nin etrafında el çırparak ve ıslık çalarak olmamalı demiştir. Örtünün demiştir. Bakın örtünlerden bir tanesi oradan gelir. İşte hep bahsediyorum ya dinler tarihini bilin. Hepsini bilin. Cahiliye de bilin, putu da bilin, putperestleri de bilin, Hintleri bilin, her şeyi bilin. Birleştirdiğiniz zaman diyorsunuz ki evet İslam bunlar için geldi. Hacer-ül Esved taşı belki bu filmin içinde şifrelerden bir tanesi ama bu şifre doğru mu çıkacak? Filmin sonunda belli olacak.
İnsanlar Hacer-ül Esved taşına bakarak 7 defa tavaf ediyor. Oradan başlıyorlar. Onun bir manevi güç verdiğine, İslam'ı insanları birleştirdiğine inanan bir grup var. O grupla beraber bu taşı araştırmaya gidiyorlar. Fakat peşlerine anti-İslam timleri takılıyor. Bunun dışında Suudiler takılıyor. Bunun dışında Türkiye takılıyor. Hani bu adamlar ne yapmaya çalışıyor diye. Üç dış mihrak etkisinde bu bilim adamları bir aksiyon içerisinde bu taşı gizemini çözmeye çalışıyorlar. Peki. Amaçları taştan parça alıp karbon testine göndermek. Peki. Anti-İslam dedi hocam. Tabii biz son 6 aydır İslam'ın adını kullanarak çeşitli katliamlar yapan